İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Bütün koyduğunuz o güzel kalplerinizden, yüreklerinizden öperim. Ben holistik nefes eğitmeni Yelda Çetiner. Nefesinle Yaratın Instagram üzerinden yaptığım sohbetlere hoş geldiniz. Bir an önce bugünlerin tamamlanıp yeniden eski günlerimize, yani o sokaklarda fit gezdiğimiz o günlere geri dönmek için sabırsızlanıyoruz. Evet. O günler de gelecek, çok yakındır, ben buna inanıyorum. Ah, sevgili konuğum da geldi. Evet, harika. Şimdi sevgili konuğumla... hazırım. İki akşam önce maalesef yayın çok bir şekilde kesildi. Ama gece izlemeyecek. Enerjimiz çok yüksek. Hoş geldin canım kardeşim. Hoş bulduk. Evet, biraz müziğimin sesini kısıyorum. Sevgili Norah, kusura bakma. Çok daha önemli bir konuğum geldi şu anda. Evet, Hüsuncuğum. Sevgili arkadaşlarım. Hüsuncuğum ta Rotterdam'dan geldi. Doğru mudur? Doğrudur. Gelemedim. Artık de ben buralardayım. Evet, evet. Hüsuncuğum, bugün sana söylemiştim ya, sormuştum ya, soyadını yanlış zikretmek istemiyorum diye. Evet. Ben senin soyadını senden alacağım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. O kadar alıştırma yaptık. O kadar alıştırma yaptık. Olsun, sen söyle, arkasından ben tekrar edeceğim. Tamam. Füsun Reinhardt. Füsun Reinhardt. Evet. Sevgili Füsun Reinhardt. Onun o kadar çok titri var ki, onun o kadar çok ünvanı var ki, ben gerçekten kardeşimle gurur duyuyorum. Çünkü bana göre çok başarılı bir kişisel gelişim eğitmeni. Aynı zamanda bu yolda yolcuyum, meslektaşım. Ama o kadar güzel başarılarıyla gurur duyuyorum ki. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Füsun'a hoş geldin dedikten sonra biraz kendini tanıtmasını rica ederim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle beni konuk olarak ağırladığın için bu akşam. Rica ederim. Yayınımız her şekilde devam edecek. Kesinti olmayacak, değil mi? Tamamdır. Evet, kesinlikle. Füsun Reinhardt kimdir? Öncelikle bir anneyim. 22 yaşında dansçı bir kızım var. 22-23 senedir yurt dışında yaşıyorum. Önce New York'ta yaşıyordum. Şimdi son 21 sene oldu sanırım. Hollanda'da yaşıyorum. Esasen İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Bütün eğitimlerimi İstanbul'da aldım. Ailem hala İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'a çok sık gidip geliyorum. Önceleri sadece keyif gezmeleri yaparken son 3-4 senedir de İstanbul'da da İzmir, Ankara eğitimler vermek için geliyorum. Aslında kurumsal bir geçmişim var. Profesyonel evet. Satış uzmanıyım. 20 seneden fazlamı uluslararası şirketlerde satış uzmanı olarak geçirdim. Sesim net geliyor mu? Şu anda hoparlöre bağladım. Bakayım daha çok ses gelecek mi? Evet, bir konuşuyor musun Füsuncuğum? Tamam, konuşurum. Nasıl gidiyor?
Acaba böyle daha mı? Benim için bir sıkıntı yok. Benim için bir sorun yok. Bazen senin sesin daha böyle derinden, geriden geliyor. Çiğdem merhaba, Çiğdem geliyor diyor. Gayet net diyorlar. Bu arada merhaba, herkese merhaba. Evet, bazı tanıdık isimler de geliyor, geçiyor. Duyabiliyoruz. Tamam, Arife merhaba canım, çok net. Okey, süper. Dediğim gibi 20 seneden fazlamı kurumsal ortamda, uluslararası şirketlerde satış uzmanı olarak geçirdim. Aşağı yukarı 2007 yıllarındaydı. Kendi yaşadığım bir takım sıkıntılar, babamın bir takım sağlık sorunları yüzünden kendimi önce şifa işlerinde buldum. Ondan sonra da gitgide kişisel gelişimci oldum. Bunu profesyonel anlamda şu an yapıyorum. Senin de bildiğin üzere dünya çapında ne kadar başarılı, isim yapmış, tanınmış, ünlenmiş eğitmen varsa onların peşine düşüp ülke ülke gezip kimde ne var hepsini alıp sentezleyip onu benimle birlikte çalışanlarla, danışanlarımla, sevdiğim insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu eğitim aldığım, pardon. Harikasın diyorum. Tamam. Estağfurullah. Harika olan yaradan, imkanları sunan diyorum ben. Tabii kimse durduğu yerde bir yere gelmiyor. Benim bir inancım var. Dibe batmadan yukarı çıkamıyorsun. Dibe battığın zaman da dipte kalmamayı öğrenmen lazım. O yüzden özellikle duygular üzerine çalışıyorum. Duygular ve düşünce sistemleri üzerine çalışıyorum. Çünkü her ne kadar benim geçmişim meleklerle başladıysa da ilk eğitimim melek eğitimiydi benim. Bugüne kadar aldığım eğitimler içindeki ilk eğitim melek eğitimiydi. Londra'da sevgili Doreen Virtue ile çalışma imkanı buldum birebir. Hatta kendisi rahmetli Becky Callan'ın da hocası. O Hawaii'de o eğitimi alırken ben Londra'da alıyordum. Ve o zamanlar yaşadığım bir takım ruhsal deneyimler vardı. Çok özel deneyimler vardı ve ben böyle hani dinsel bazda yetiştirilmiş bir toplumdan geldiğim için hani bazen ne derler arada derede kalıyoruz ya, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, doğru bir işlerle mi uğraşıyoruz, sakata gelmeyelim falan filan gibi duygularla kendimi yerken Doreen'in eğitimine gittim ve orada eğitim sonunda Doreen benim ellerimi tutup verilen mesajını öğrenmek ister misin dedi. Ben de ellerim titreyerekten, çünkü ilk kez böyle tanınmış ünlü bir hocanın eğitimine katılıyordum. Tabii ki dedim ve ellerimi tutup gözlerime baktı. Bu işleri go out there and do this, yani bu işleri git öğretmeye başla anlamında bana bir mesaj verdi ve o beni derinden bir yerlerde bir tınıyı etkiledi ve ben ağlamaya başladım orada. Sonra Hollanda'ya eve döndüğümde dedim ki Füsun doğru yoldasın, senin niyetin belli, insanlara yardım etmek için çırpınıyorsun. Zaten çocukluğumdan beri bende olan bir şeydi bu. Okul zamanında da hep gelip benden bilmediğim konularda bile tavsiye isterlerdi, yardımcı olmamı isterlerdi. Herhalde o zamanlar bir tohumlar atılmış. Sonra bu ruhsal rehberlik olaylarına bayağı bir derinden girdim. Bu arada babamın işte hastalıkları, sıkıntıları, sağlık sorunları bayağı beni üzüyordu. Buralarda yaşadığım için, özellikle uzakta olduğum için ne yaparım, ne ederim derken dualardı, zikirlerdi. Ben kendimi bayağı böyle bir o taraflara kaptırdım. Ne kadar fazla oralara girdiysem o kadar fazla açılım yaşamaya başladım. Ve bir şekilde şifalar ortaya çıktı. Ve o dönemde yatalak olan babam benim verdiğim, yaptığım çalışmalarla diyeyim. Tabii ki şifacı her zaman yaradandır. Bizler sadece birer vesileyiz. O izin vermediği sürece yaprak kımıldamaz. Onun izniyle babam yürümeye başladı. O benim için çok büyük bir mucizeydi. Çok özel bir andı. Ve o zaman ben kendime yemin ettim. Sözümü hala tutuyorum 13 senedir. Bundan sonra dedim acı çeken, üzüntü yaşayan, sıkıntıda olan kimse kalmayacak. Çünkü hem kendimi o dipten dışarı çıkardım, hem babamın yürümesine vesile oldum. Ve bu iki olay benim bu yolda yürümeme sebep oldu. Sonrası ardı arkası kesilmedi zaten. Sonra işte ben yardım istedikçe karşıma bir yığın eğitim çıktı. Çok şifa eğitimi aldım profesyonel olarak. Annem bu sertifikalarla duvar kağıdı mı yapacaksın kızım derdi bir aralar.
O kadar çok kaptırmıştım kendimi. Yani bunlar da birer vesile. Yolumuzu bulmak için birer vesile. Aldığımız her eğitim bizim kendi içimizdeki gücü ortaya çıkarmak için birer vesile ve bana her birinin katkısı müthiş oldu. Ben her öğrendiğimi kullanan bir insanım. Mutlaka aldığım workshop'tı, eğitimdi, ne öğrendiysem hepsini kullanıyorum. Gitgide kendi sistemimi yaratmaya başladım. Şimdi kendim şifalı eller, healing hands diye şifa eğitimleri veriyorum profesyonel olarak. Türkiye'de benden bu eğitimi alan bir 50 kişiye yakın sanırım oldu. Bunu uluslararası alanda yapıyorum. Sadece Türkiye'de yapmıyorum. Son dönemde de NLP'ye sarmış durumdayım. Neurolinguistic Programming. Bu da Tony Robbins'le tanıştıktan sonra oldu. Tony Robbins bilmeyenler için dünya çapında bayağı meşhur, başarı koçu. Adamcağızın çok tilti var. Neler sayayım bilmiyorum ama tek söyleyebileceğim şey, bütün Amerikan başbakanlarına danışmanlık yapmış bir insan. Nelson Mandela ile, Mother Teresa ile, bütün spor alanında isim yapmış insanlara koçluk yapmış biri. Eğitimleri de on binlerce insan tarafından gidip seyredilen bir eğitim. İçeriden bir şey oldu, ne oldu diyorum. Onunla son 3 senedir çalışıyorum ve Allah yardım etti diyelim. Onun ekibine dahil oldum. Seminerlerinde de görev alıyorum. Bu benim için çok büyük bir onur ve gurur. NLP ile şifayı birleştirmeyi neden seviyorum? Son 13 senedir deneyimlediğim bazı şeyler var ve sadece şifayla ya da sadece koçlukla bir şeyler tamamlanmıyor. Bunu bütünleyebilmek için ben ikisini sentezliyorum. Çünkü bazen konuşuyorsunuz. O insan ruhsal olarak hazırlıklı değilse konuştuklarınız sağ kulaktan giriyor, sol kulaktan çıkıyor. Şifa ile de mesela o an bazı değişimler yaşamaya başlıyor ama onları kalıcı yapabilmek için onu bir şekilde desteklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ikisinin sentezinin çok işe yaradığını ben gördüm. Ve şu an o şekilde çalışıyorum. Yani holistik bir terapi diyebiliriz. Hem NLP'yi, beyinsel gücü kullanıyorum, düşünce sistemimizi kullanıyorum. Hem de duygusal çöküntülerle ruhsal sıkıntıları şifalayaraktan ikisiyle çalışmalar yapıyorum. Bu arada kurumsala da eğitim veriyorum. Ufak iş, nasıl derler? Small business owners, entrepreneur, bizim gibi olan insanlar ya da 2-3 tane elemanı olan insanlar. Büyümeye çalışan ufak firmalar, bunlara da eğitimler veriyorum. Çünkü hepsinin bazında düşünce sistemimiz yatıyor. Kendini nasıl görürsen o kadarsın. Yani bazı insanlar mesela kendi değerini bilmiyorlar. Aslında kapasite çok fazla ama o kapasiteyi nasıl kullanabileceğini bilmiyorlar. Kendilerini bastırıyorlar, düşüncelerini bastırıyorlar, duygularını bastırıyorlar. Ve bu düşünce ve duygu baskını olduğu vakitte bir takım ruhsal sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Ruhsal sıkıntılar ortaya çıktığı vakitte fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü biz bir bütünüz. biz bir bütünüz, köksal. hem bir fiziksel yapımız var. Hem bir ruhsal yapımız var, hem de düşünce yapımız var. Bu üçünün sentezlenmesi gerekiyor ve üçünün de dengede olması gerekiyor. Bu üçü... Teşekkürler Burçin. Türkiye yazmış. Sen sor, ben söyleyeyim. Çünkü ben başlarsam konuşmaya saatler sürer. Merak ettiğim bir konu var. Şimdi benim rahmetli bir arkadaşım vardı. Ben de görüyorsunuz. Senin konuşmaların çatallı ve kesik kesik geliyor bana. Benim bağlantımdan galiba. Şimdi nasıl? Şu an iyi. Füsuncuğum. Bağlı Fox Bey rahmetli derdi ki Norveç'te bu gibi işler bize çok legal değil. Şu anda sizin oralarda sorunlar nasıl? Hangi ülkede daha rahat?
Senin bulunduğun ülkede nasıl legal veya illegal olması biraz bundan bahseder misin? Tabii ki. Mesela Hollanda böyle spiritüel konulara gayet açık bir ülke. Evet. Yani meleklerden bahsettin, ruhsal rehberlerden bahsettin, şifa verdin, şifa eğitimi verdin. Zaten çok özgürlükçü bir ülke. Bana göre Amerika'dan sonra en büyük özgürlükçü ülkelerden biri Hollanda. Çünkü süper. Biliyorsun gay evliliklerine bile ilk izin veren dünya çapında Hollanda. Dolayısıyla özgürlüklere saygısı olan bir ülke. Din, evet. Din, dil, ırk fark etmeden insanların camiye gitmesine izin veren, şeker bayramında Türk çocuklara tatil izni veren vesaire vesaire bir ülke. Dolayısıyla da bu tarz işlere ki şifa konusu bir konu, yaptığım neurolinguistik programming yani NLP konusu zaten uluslararası alanda kabul görmüş ve yıllar yılı bütün kurumsal firmalar tarafından, bütün yöneticiler, HR dediğimiz insan kaynakları tarafından çok kullanılan bir şey. Dolayısıyla onda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Şifa konusunda da ben bugüne kadar 13 senedir bu işin içerisindeyim Hollanda'da. Hiçbir merhaba Esma'cığım, merhaba Ayten'cığım. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun görmedim. Amerika'da da mesela şöyle bir güzellik gördüm. İşte Tony Robbins'in eğitimlerine katıldığımdan dolayı Amerika'da çok eş dost çevre yaptım. Ve insanların çoğu mesela koçlukla uğraşıyor. Farklı farklı nişlerde koçlukla uğraşıyor. Ama evet. Şifa dediğin zaman en azından benim bulunduğum çevrede ben şifacıyım dediğim zaman çok takdir gördüm. Ve çok ilgi gördüm. Herkes aa nasıl oluyor, nasıl yapıyorsun? İşte bana da uygular mısın? Mesela Tony Robbins'in eğitimlerinde ısı farklılığı dolayısıyla bilinçli yapılan ısı farklılığı dolayısıyla hastalananlar çok oluyor. Yani ağır grip geçiriyorlar. Bazılarının ciğerleri bile hastalanıyor. Çok soğuk tutuyor çünkü odayı. İnsanlar yayılmasın evet. falan filan diye. Evet. Benle evet. bağlantı kurup benden şifa isteyen ve ondan sonra da beni tanıtan çok insan oldu. Yani ay 15 evet. dakika bana şunu şunu yaptı. Ertesi sabah kalktım işte hiçbir şeyim kalmamıştı vesaire vesaire diye. Ve insanlar daha çok böyle üstüme üşüşmeye başladı. Yani çok ilgi görüyor ve kabul görüyor. Ama gördüğüm kadarıyla çok fazla en azından dediğim gibi benim çevremde uğraşan yok. İnsanlar daha çok böyle kişisel gelişimci, NLP'ci, yaşam koçu, iş evet. koçu, başarı koçu tarzında işlerle uğraşıyorlar. Evet. Orada da LA, Los Angeles bildiğim kadarıyla en spiritüel eyalet. Bazı eyaletler biraz daha kapalı. Zaten yaşam tarzı olarak da biraz daha kapalılar. Miami tarafında da daha fazla ruhsal var. Ama diğer tarafları çok eyalet eyalet bilmiyorum. Almanya'da evet. mesela biliyorsun Dr. Eric Pearl'la çalıştım ben Reconnective Healing için. Evet, çok severim onu da. Evet, çok özel bir insan. Gerçekten çok özel bir insan. Onun şifasıyla zaten ben şifa kariyerime dur dedim. Yani eğitimlere dur dedim. Onun eğitimini aldıktan sonra dedim ki tamam this is top yani bunun üstüne bir şey çıkmaya gerek yok artık. Bu benim için taktır ve durdum orada. Söylemek evet. istediğim Eric Pearl mesela Amerika'daki eğitimlerine oranla Almanya, Hollanda ve Paris'te verdiği eğitimlerle çok daha fazla insana ulaşıyordu. Ben evet. Paris'te eğitimini aldığımda 850 kişi katılmıştı o eğitime. Almanya'daki eğitimlere 1000 kişi falan katılıyordu. Dolayısıyla Almanya'da bu konulara açık. Almanya'da da çok ruhsal iş yapan insanlar var. Ama Kuzey Avrupa'da, Norveç dedin, Kuzey Avrupa'yı çok fazla bilmiyorum. Yani kapalılar mı, açıklar mı? Müşterilerim var ama hiç aklıma gelmedi böyle bir şeyi sormak onlara. Evet, evet. O zaman Hollanda'da böyle serbest, özgür olduğuna çok sevindim. Evet, kesinlikle. Orada da böyle kişisel gelişim merkezleri üzerinden mi bu eğitimler veriliyor? Hollanda'da şöyle bir sistem var. Bence çok güzel bir sistem. Çünkü ben ilk eğitimimi yapmaya İstanbul'a geldiğimde bayağı bir şoka girmiştim bu konuda. Dedim otele giderim yaparım daha mantıklı diye. O yüzden de eğitimlerim sonrasında otellerde yapmaya başladım. Buradaki merkezler genelde büyük merkezler. Yani evet. 7-8 odası olan bazıları 2 katlı 3 katlı olan yerler. Ve oralarda 2 çalışma sistemi var. Bir tanesi saat ücretiyle kiralıyorsun. Mesela diyorsun ki ben bir workshop vereceğim, etkinlik yapacağım. Bana 2 saat lazım.
Onlar da diyor ki tamam, hangi odayı istiyorsun? Odanın büyüklüğüne, kapasitesine göre işte saat Hı-hı. ücreti buranın 30 euro diyorlar. 2 saatliğine 60 euro veriyorsun. Evet. Ya da işte yarım günlük kiralıyorsun ya da bir tam günlük kiralıyorsun. Ama ben Türkiye'ye gelip Türkiye'de workshop ve eğitim yapmaya başladığımda bana dediler ki ben %40'ını alırım, ben %50'sini alırım. Dedim neyin %40'ını %50'sini alıyorsun? Yani nasıl bir katkı yapıyorsun ki bana bunun yarısını ya da %40'ını alıyorsun? Çünkü evet. benim inandığım şöyle bir durum var. Sen istediğin kadar master guru ol, senin tanıtılman lazım. Tanıtılmadığın zaman sen normal evinde oturan bir vatandaşsın. Bu tanıtımı sana en güzel merkez yapar. O merkez de bu tanıtımı sadece tek bir afiş geçerekten, Facebook'a tek bir sayfa paylaşaraktan tanıtım olmaz. Tanıtımı da yaparken öyle bir tanıtım yapman lazım ki, çünkü benim 20 seneden fazla satış uzmanlığım var. Yani en iyi bildiğim şey satış. Pazarlama uzmanı değilim. Satış uzmanıyım ama pazarlamayı da bu dönem içerisinde birazcık öğrendim, içinde bulunduğum için. Seni benim öyle bir tanıtmam lazım ki insanlar diyecek ki nefes konusunda bildiğim tek kadın var Yelda. Çok doğru. Ama haftaya çarşamba bizde Yelda olacak nefes eğitmeni. Şöyle söyleyecek dediğinde zaten bunların ruhsal olarak ne derler, terazileri var. Mesela evet. bunu da Doreen Virtue'de öğrendiğim bir teknikti bu. İki evet. avucuna koy, sağına ve soluna bak bakalım o söylediğin söz hangi tarafta daha ağır? Şimdi ben Aha. desem ki işte Türkiye'nin bir numaralı nefes koçu eğitimini işte Amerika'da orada burada aldı. 20 yıllık deneyim Yelda Çetiner. Bu ele koyalım. Buraya da haftaya çarşamba nefes koçu Yelda Çetiner bizle. Hangisi ağır basacak? Bu kuvvetli olan. Dolayısıyla tanıtımı eğer merkez sahipleri varsa bu şekilde yapmanız lazım ki insanlar bilsin oraya kim geliyor, nasıl geliyor. Siz kendinizden katın ki o istediğiniz yüzdelere %100 hakkınız olsun. Anlatabiliyor muyum? Bir yere açmak olay değil. Çünkü niye? Bakın ben şimdi Holiday Inn'e gidiyorum. Holiday Inn'e 2 günlüğüne, 2 full güne kiralıyorum. Etrafımda pervane oluyorlar. 4 kişi, 5 kişi teknik ekipten geliyor, yeme içmeden geliyor. Bir eksiğiniz var mı Füsun Hanım? O var mı, bu var mı? İnanın ben o merkezlere verdiğimin yarısını veriyorum ona. Kendini orada değerli de hissediyorsun. Hayır, çünkü zaten ben gene aynı şekilde profesyonel kurumsal hayatım var benim. Yani o kadar büyük firmalarda çalıştım ki benim o profesyonelliği korumam lazım ve alışkanlığım bu. Başka türlüsüne alışık değilim. Dolayısıyla o ortamlarda profesyonel bir iş yaptığım hissine kapılabiliyorum. Ama bir merkeze gittiğimde o merkez bir Facebook'ta bir şey koydu diye, ha Holiday Inn tanıtım yapıyor mu? Yapmıyor. Kendi tanıtımımı ben kendim yapıyorum. Ama zaten merkezlerle çalıştığınız vakit de çoğunlukla kendi tanıtımınızı kendiniz yapıyorsunuz. Çok doğru. Merkez her gün size tanıtım yapmıyor ki, ya da merkez bana demiyor ki, ben zamanında bayağı tanınan bir merkezle görüşmüştüm. %50 alıyorum dedi ve benim ilk araştırmamdı, yani daha doğru düzgün pek yer tanımıyordum. Dedim %50 için ne yapıyorsunuz? Mail yolluyorum dedi. Bana 1000 tane mail geliyor. O 1000 tane mailin 950'sine bakmıyorum ben, direkt siliyorum. Çünkü o kadar çok bu tarz konularla ilgiliyseniz mail geliyor ki size. Mail geldi, dedim ki bayana. Bana dedim bu eğitim için 10 kişiyi garantiliyor musun? Yok, biz hiçbir şeye garanti veremeyiz dedi. Ben de dedim sana %50'yi vermem. Yani senin yollayacağın bir mail'la, Facebook'a çıkacağın bir tane post'la bu işler dönmüyor maalesef. Maalesef. Burada merkezde saat ücretine çalışıyorsun. O da herkese mail yolluyor. Aylık bülteni var, orada çıkarıyor senin eğitimini vesaire vesaire. Gerisini sen kendin dolduruyorsun. Dolayısıyla bana o çok garip gelmişti. Anneme dedim ki ilk yapacağım şey, İstanbul'a dedim taşınıyorum, gideceğim caddede bir tane merkez açacağım. Benim dedim ne eğitim vermeme gerek var ne etkinlik. İnsanlar dedim gelecek, yarısını bana bırakacak, gidecekler. Yani mantıken bana ters gelmişti açıkçası. Çok ama haklısın.
Her ülkenin bir düzeni var. Türkiye'de böyle düzeni oturtmuşlar. O şekilde de devam ediyorlar diyelim. Ne diyelim? Öyle demeyelim bence. Bence birazcık emek verilsin, çaba sarf edilsin. Kendini değerli hissetmeli bir hoca. O merkezden adım atınca. Evet, bence de. Hayır, çünkü şöyle bir durum var. Ben bu işlerin içindeysem senin tanıtımını yaparım. Derim ki ben Yelda'nın yerine gittim. Of, evet. İşte, o kadar güzel evet. ilgilendiler, o kadar güzel ilgilendiler ki Şifacı Ayşe gel Yelda'ya git. İşte nefesçi Fatma gel Yelda'ya git. Tetacı Aslı evet. gel Yelda'ya git. Ben evet. sana yani ben zaten mesela iş konusunda kurumsal bunları öğretiyorum insanlara. Nasıl müşteriyi toplarsın? Kendi evet. Fen yaratman lazım. Yani senin destekçin olacak insanlar. Kendiliğinden. Çünkü insanlara değer vermen gerekiyor. Söz meclisten dışarı bir ay boyunca sadece Instagram'da bir kez görülmüş, Facebook'ta bir kez görülmüş. Bir gelen misafire kesinlikle bizim de bir nefes eğitimimiz var. Ya da ne bileyim ben bize Yelda Çetiner gelecek bu ay. O söylenmemiş. Ondan sonra doğru dürüst ikram yapılmamış. Söz meclisten dışarı ama maalesef ben böyle yerlerle de çalıştım. Ama baktım ki kendimi çok değersiz hissediyorum. Doğru, haklısın. Bahacığım merhaba. Sevgiler Ankara'ya. Bu arada senin öğrencilerin el sallıyor sanırım. Evet, hepsini göremiyorum çünkü ekranda sadece en son yazan çıkıyor bir şekilde. Ayten Yaşar demiş ki evet kesinlikle hocam eğitiminizde Kadıköy Holiday'inde iki çok güzel kaliteli eğitim aldık. Misafirperverliğimizde çok teşekkürler. Öpüyorum hepsini. Evet. Hepsine ne kadar güzel. Kesinlikle öyle. Ya benim babam da sonuçta bir eğitmendi. Babam evet. rahmetli. Allah rahmet etsin. Amin. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden ilk kuafördü. Ne ve güzel. Paris'te arabasını satıp masraflarını kendi karşılayıp yarışmaya katılıyor mankeni annem. Ve Paris podyumlarında dünya üçüncüsü olup Türk bayrağını dalgalandırıyor. Ve fakat annen nasıl bakımlı bir hanımefendi? Öyle modacı, eski modacı, moda eğitimcisi. Bir de makyaj uzmanı, babamla hep çalıştılar. Dolayısıyla biraz süsüne düşkündür. Düşkün evet. olduğu zamanlarda da ben düşkünleştiriyorum onu. Söylemek ben istediğim. Bayılıyorum. Efendim? Güzel kızına da bayılıyorum. Sağ ol. Maşallah. Teşekkür ederim. Çok şükür ki o da benim kafamda. Hatta benden daha iyi bir kafada diyebilirim. Çünkü biliyorsun geçen sene çok büyük bir kaza geçirdi. Yurt evet, geçmişler olsun. Çok mersi. 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Ve ben o yoğun bakım dönemi boyunca herkese canlı yayın yapıp nasıl pozitif kalınır zor durumlarda onunla ilgili paylaşımlar yaptım. Kimse inanamıyordu. Yani böyle bir durumda bile hastane kapısındasınız. Hala bize moral vermeye çalışıyorsunuz diye. Sonra neyse bir şekilde ona da orada bir bayağı derin bir çalışma yaptım. Hollanda'ya geri getirildi. Burada bir hafta daha evet. hastanede kaldı. Ameliyat oldu. Ve evet. O kadar hızlı iyileşti ki kimse inanamadı. Yani 2 ay sonra Tayra yoğun bakımda 2 ay önce yatan çocuk ve komple bir ameliyat geçirmiş çocuk 2 ay sonra sahnede dans ediyor oldu. Maşallah. Ve paylaşımlarına baktığımda dedim sen doğuştan yaşam koçu olarak doğmuşsun zaten. Yani arkadaşlarına yazdığı paylaşımlara baktığımda hani ölümün anı yok. Ben ölümün nefesini yüzümde hissettim. İşte yaşamınızda nasıl yaşamalısınızla ilgili yaptığı paylaşımlarla ben böyle ağzım açık kaldım. Gerçekten benim söylemek istediğim şu korona günlerinde lütfen evet. moralimizi yüksek tutalım. Lütfen her duyduğumuz habere atlamayalım. Sadece kaç öldü diye değil, kaç kişi iyileşti diye bakalım. Çünkü bu oranlar çok çok daha fazla. Sağ ol Aytencim.
çok daha fazla ve insanlara korku salgılanıyor. Biz korkudan beslenmeyeceğiz. Biz içimizdeki koşulsuz sevgiden besleneceğiz. Korkunun en büyük ilacı sevgi. Bunu içimizde ne kadar çok hissedersek korkuya zaten hayatımızda yer kalmayacaktır. Ve her şey burada başlıyor. Yani bizim duygularımız burada başlıyor. Bu kafayı değiştirmeye başladığımız vakit duygularımız da ona göre etkilenecek ve duygularımız bizim hayatımızı yönlendirecek. Eğer siz sürekli negatif bir şeyler düşünürseniz pozitif hissetmenize zaten imkan yok. Ha nedir? Hayatımızda bazı deneyimler yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bazı sıkıntılar yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bunları kabul edeceğiz. Yani tamam böyle bir problem var ama ben probleme değil sonuca odaklanacağım. Bu problemden dışarı nasıl çıkarım? Bunun yolunu nasıl bulurum? Ve bu problemden dışarı çıktığımda beni nasıl bir hayat bekliyor? Önemli olan bizim sonuca odaklanmamız. Çok haklısın. Problemin içinde kalıp problemle savaşmak kolay. Biz kolayı seçmeyeceğiz. Biz mücadele etmeyi seçeceğiz ve sonuca odaklanacağız. Evet, evet. Peki bir soru sormak istiyorum. Sevgili izleyenlerimizin, danışanlarımızın, dostlarımızın adına. Şu anda içinde bulunduğumuz bu dev dalganın içinden geçiyoruz. Haliyle aylıklı çalışanlar var, yevmiyeli çalışanlar var, bir para kaygısı, gelecek kaygısı var. Bunun için biraz iç rahatlatıcı bir şeyler söylemeni rica etsem sevgili Füsun. Tabii ki söyleyebilirim. Şimdi her şeyden önce Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Türkiye için söylüyorum bunu. Evet. Bugün Almanya'dan bir tane video seyrettim, bir Türk konuşmuş. Türk devletinden de aynı desteği Türkiye'de yaşayanlar için bekliyoruz diye. Korona diye bir gerçek var. İnsanlar bazı önlemler almaya çalışıyor. Evinde kalabilenler kalıyor. Evinde kalamayanlar, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, işe gitmek zorunda kalanlar gene işe gidiyor. Her şeyden önce benim bu korona ile ilgili zaten fikirlerim bambaşka. Bunu ben bir grip virüsü olarak görüyorum. Öyle ya da böyle pek çoğumuza bulaşacak. Benim arkadaşlarım da şu an korona. Bazıları aşmış durumda, bazıları ortasında. Bu demek değildir ki ben korona oldum, öleceğim. Çünkü böyle bir kaygı yaratılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla da insanlar korkuyor. En güzel yapabileceğiniz şey, özellikle evde kalan insanlar için kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Yaptığım işleri eğer bir yere bağlı çalışıyorsanız bir takım kısıtlamalarınız illaki olacak. İnşallah devlet bir şekilde katkı sunacak diye umut ediyorum, bekliyorum. Ama eğer evde kalma imkanınız varsa evde kaldığınız süreci lütfen sadece yan gelip yatıp acaba şimdi kalkıp ne yesem ne içsem ya da acaba şimdi televizyonda hangi filmi seyretsem diye geçirmeyin. Şu evet. An en güzel zaman. Niye en güzel zaman? Pek çok ünlü insanın bile bedava eğitimleri var. İnternet üzerinden ücretsiz ya da çok uygun fiyatlara kendinize yeni yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, yeni imkanlar yaratabileceğiniz, yeni hobiler edinebileceğiniz pek çok eğitim var. Instagram'da görüyorum, Facebook'ta görüyorum. Yurt dışında pek çok üniversite, belki Türkiye'deki bazı insanlar da yabancı dil engeli olabilir. Ama yurt dışındaki üniversiteler bile online eğitim için kapılarını açtı, ücretsiz. Evet. İnanılır gibi değil. Evet. Yani bu süreçten, su içeceğim. Bu süreçten en güzel şekilde nasıl çıkarım diye lütfen beyninizi formatlayın. Yani aman işsiz kaldım, aman o oldu, aman bu oldu, aman şu oldu. Bizler zaten, bizim en büyük kaybımız nedir? Biz olmayan şeyleri olmuş gibi yaşadığımızdan dolayı pek çok ruhsal sıkıntılar yaşıyoruz. Belki de hiçbiri olmadı. Evet. Belki bir hafta sonra diyecekler ki tamam hurra hepiniz dışarı çıkıyorsunuz. Problem halloldu. Ya da karantinaya gerek kalmadı. Önlemler daha güzel alındı vesaire vesaire. Eğer dışarı çıkmak zorundaysanız da ben doktor değilim. Sağlık ekibi değilim. Sadece sağlık raporları geliyor. Sağlıkta çalışan arkadaşlarım var vesaire. Kendimizi koruyabileceğimiz, kendi çapımızda bazı önlemler alabiliriz. Bunların içinde ben sirkenin her türlü şeye
çok iyi geldiğine inanan bir insanım. Her türlü sıkıntıya, hatta ruhsal temizlenmede de sirkeyi tavsiye ediyorum. Mutlaka günde kaç kere yapabilirseniz yapın, sirkeli suyla boğazınıza gargara yapın. Çünkü sirke vücuttaki bütün zararlı, merhaba Özden'cim, Londra'ya sevgiler. Sirke boğazımızdaki, vücudumuza inmeden boğazımızda yakalayabiliyor, erken teşhis gibi. Dolayısıyla sık sık sirkeyle gargara yapmaya çalışalım. Tuzla diyorlar, tuzlan. Sıcak likit sıvı tüketin diyorlar. Çorbaydı, çaydı, sıcak evet. olan şeyler tüketin diyorlar. Ellerimizin hijyenine dikkat edeceğiz. Ellerim artık benim köseleye dönmek üzere. Canım yukarken. Çünkü mecburen köpeği çıkarıyorum. Günde 3 defa mutlaka köpekle dışarı çıkmak zorundayım. Ay bayılıyorum ben ona. Markete inmek zorundayım vesaire. Apartmanda yaşıyorum. Asansöre biniyorsunuz. Asansördeki düğmeler odur budur. Yani bana göre kendimizi %100 korumaya imkan ve ihtimal yok. Bir şey bulaşacaksa zaten bulaşacak. Ben çok rahatım bu konuda. Yani o kadar rahatım, o kadar rahatım. Dediğim gibi grip olarak gördüğüm için ciddiye alın diyorlar ama ciddiye almak başka, insanlara korku aşılamak başka. Onlar sürekli niyet neyse artık arka planda korku aşılamakla meşgul. Bu kadar korkuya gerek olduğunu zannetmiyorum. Korkuyu yönetmek daha kolay. Kesinlikle, yani biz tedbirimizi alacağız. Yapabileceğimizi yapacağız. Ondan sonrasına zaten müdahale etme şansımız yok. Biz kendi dışımızda gelişen olayları kontrol edemiyoruz ama kendi içimizde gelişen olayları kontrol etme imkanına sahibiz. İstersen eğer çok basit bir teknik göstermek istiyorum. Harika. Sıkıntıda olan insanlar için, herkese selam bu arada tekrardan, hepinizi göremiyorum, tek tek sorularınız varsa sonra bakarım. Çok basit bir teknik. Şimdi bizler 5 tane duyu organına sahibiz. 5 duyumuz var bizim. Ve filtreleme sistemiyle çalışıyor bizim beynimiz. Dışarıdan gelen duyduğumuz, algıladığımız bilgiyi süzerekten içeri geçiriyoruz. Ve bu süzme işlemini yaparken de bize öğretilen değerler, inanç kalıplarımıza göre bu süzgeçten geçiriyoruz. Ben mesela daha hafife alıyorum, daha pozitif bir şey duyduğumda onu pozitif süzgecimden geçirebiliyorum. Negatif süzgece izin vermiyorum. Dolayısıyla bunlar bu süzgeçten geçtikten sonra birinci step süzgeç. İkinci step bunu biz ya bir video olarak izlemeye başlıyoruz beynimizde ya da sanki resmini fotoğraf makinesiyle çekmiş de beynimizde bir resim varmış gibi imgeliyoruz. Bu ne evet. olursa olsun hayatımızın her alanında, sırf korona için değil. Dolayısıyla korku bağışıklığı düşürüyor. Aynen öyle Fatmacığım, merhaba bu arada. Evet Fatma da bize sormuş. Sonra cevaplarız. Tamam. Dolayısıyla bu beynimizde yarattığımız filmi kontrol etmeye sahibiz. Şimdi diyelim ki bir olay yaşadınız. Bu sizi üzdü, sinirlendi, sıkıntı duydunuz vesaire vesaire. Bununla evet. ilgili herkes yapsın. Çok uzun tutamayacağım çünkü zamanımız kısıtlı. Gözünüzü Aynen. kapadığınızda gözünüzün önünde ne deneyimliyorsanız o gözünüzün önüne gelsin. Ve bu parmağınızla, işaret parmağınızla bunu önce nerenizde hissettiğinize bakın. Yani bu duyguyu nerenizde hissediyorsunuz? Kimi kalbinde hisseder, kimi midesinde hisseder. Çoğunlukla karın bölgesinde hissediliyor. Diyelim ki karın bölgesinde hissediyoruz. Bu parmağımızı önce ileri şekilde çember çiziyoruz. Karın bölgemize diyelim. Bu şekilde çember çiziyoruz. Ve bu çemberi çizdiğimiz vakit beynimizdeki o filme dikkat etmeye çalışıyoruz. O filmde şu an ne hissediyorsunuz? Bunu hızlandırıyorsunuz. Bu parmakla çemberi hızlandırmaya başlıyorsunuz. Ve sanki o beyninizdeki film hızlı tempoda dönmeye başlıyor. Sanki fast forward yapmışsınız gibi. Ne yaşıyorsanız, ne hissediyorsanız bunu hissediyorsunuz. Belki kendinizi daha sinirli hissediyorsunuz, daha üzgün hissediyorsunuz vesaire vesaire. Sonra tam tersini deneyimlemeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş sanki geriye alıyormuş gibi o filmi gitgide
hani böyle diyelim ki bir arabanın parçaları var, toplanıyor, araba oluyor. O arabayı dağıtıp parçalarına bölmeye başlıyorsunuz. Gitgide bu parmakla geriye doğru sarmaya başlıyorsunuz. Ve o zaman hissettiklerinize dikkat ediyorsunuz. Ve bu işlemi tekrar ettiğinizde, geriye döndürmeye başladığınızda o hislerin gitgide azaldığını hissedeceksiniz. Bunu tekrar ettiğinizde o hisleri tamamen bitirme imkanına sahipsiniz. Ben mesela bunu 2 gün önce yabancılarla çalıştım, yaptım. 1'den 10'a kadar numara vermelerini istedim. Ve 8-9'larda numara verirlerken kimi dedi ki 3'e 4'e düştü, kimi dedi ki tamamen gitti, artık beni hiç rahatsız etmiyor. Dolayısıyla şu çok güzel. Parmak bile, şu parmak bile bizim ne kadar çok kontrole sahip olduğumuzu gösteriyor. Yani hislerimizde kontrol sahibi biziz. Önce bunu fark edeceğiz. Sadece şu parmakla bile sinirinizi, üzüntünüzü azaltabilecek durumdasınız. Beynimizin kapasitesini düşünürsek, beynimizle kim bilir neler yapabiliriz. Harika, çok teşekkür ederim. Son soru, mücadeleci ruhla kabul etme arasında nasıl denge kurabiliriz demiş Fatma, sevgili Fatma. Fatma da benim arkadaşım. Mücadeleci ruh her şeyden önce, Türkçe düşünmeye çalışıyorum, fight or flight. Yani mücadeleci ruh aslında kolayı seçer. Evet. Bir de master ruh var. Yani bir mücadeleci ruh var, bir de master ruh var. Master ruh esasında savaşandır. Mücadeleci ruh mücadele ettiğini zanneder ama zoru gördüğünde konfor alanında kalır. Evet. Her şeyden önce bizim dengemizi bulmamız gerekiyor. Eğer dengeden vücudumuz ve ruhumuz çıktığı vakit düşüncelerimiz all over the place. Kendimizi dengeye getirdiğimizde düşüncelerimizde daha fazla sadelik yaşamaya başlarız. Ve kalbimize odaklandığımız vakit, aslında kafamda vardı bir çalışma daha yapmak ama 15 dakikamız kaldı, o yüzden yapamıyoruz onu. Kalbimize odaklandığımızda, merkezimizi bulduğumuzda ve analitik beyinden çıkıp kalp beynine indiğimizde, çünkü bizim kalbimizin bir beyni olduğu bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Evet. Biz ona evet. Intuition diyoruz, altıncı his diyoruz. Aslında hı hı. O kalbimizin beyni olduğundan dolayı. Bir şeyleri uzun süreli düşündüğümüzde analitik beyindeyiz. Ama kalbimiz bize kısa cevap verir. Tamam, evet. Yap bunu, git, dur, gelme, oturma, git, başar. Ama beynimiz egoya dahil olduğu için ego bize uzun uzun cümleler kurar ve bizi yapmak istediğimiz şeylerden vazgeçirmeye çalışır. Evet. Ne kadar çok kalbimize inersek o kadar çok dengemizi buluruz ve kalbimizdeki beyinle konuşmaya başlarsak o zaman bazı şeyleri çok daha farklı bir perspektiften görmeye başlarız. Hı hı. Harikasın. Sevgili Füsuncuğum, biz eğer otomatiğe bağlarsak seninle sabaha kadar sohbet ederiz. Aynen. Ben seni bir kez daha konuk almak isterim ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Sana hem Instagram adresinden hem de Facebook adresinden ulaşabilirler rahatlıkla. İyi akşamlar. Füsun Reiner, lütfen izleyin, takip edin. Çok değerli bir arkadaşım. Rica ederim. Rotterdam'a koskocaman sevgiler kızına, o küçük minnoşuna, Lady'ye, eşine de çok selamlar. Sağ ol, Bahar. Sana kocaman sevgiler. Ben de sana yolluyorum canım. Sen koronada neler öğrendin? Ben koronada neler öğrendim? Çok fazla içime dönmeye zaman buldum aslında. Sanırım biraz hedeflerimden ve hayallerimden, yani biraz odağım şaşmış. Daha çok dışarı yönelmiştim. Biraz daha hayallerime ve hedeflerime odaklanmaya gayret gösteriyorum. Ve İçimdeki çocuğa daha çok vakit ayırıyorum bu süreç zarfında. Evet, gayet güzel. En güzeli. İçimizdeki çocuklarla barışmak ve içimizde bir çocuk olduğunun farkına varmak. Aynen öyle. O zaman en kısa zamanda yeniden görüşmek dileğimle.
Kendine iyi bak. Ben de öpüyorum. İzmir'e sevgiler, Türkiye'ye sevgiler, Gülbeyaz'a sevgiler. çok teşekkür ediyorum. Rica görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Ya. Bye bye. Bye bye. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız, sevgili arkadaşlarım, haftanın birkaç günü ben farklı konu ve konuklarla sizin karşınızda olacağım. Ta ki Ben TV'de Nefesin ve Yarat programında başlayana kadar hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. İyi geceler efendim. Şimdi ben bunu bu programı paylaşıyorum. Instagram adresinde hikayede izleyemeyenler için görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.